Bugün bütün bu oynananlar başkanlık rejiminin fragmanlarıdır. Bir ülkenin başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Sayın Binali Yıldırım, başkanlık gelmezse Türkiye bölünür diyor. 93 yıldır bu ülke dimdik ayakta bütün darbelere karşı. Ve sen kalkıyorsun, başkanlık olmazsa Türkiye bölünür diyorsun. Yani başbakan olarak ben Türkiye'yi bölünme noktasına getirdim diye itiraf ediyorsun. Türkiye'nin bölünmesinden söz eden bir kişi başbakanlık koltuğunda oturamaz. Nokta. Bunlar Türkiye'yi eyaletlere bölmek ve parçalamak istiyorlar. Açık ve ne söylüyorum? Türkiye'nin bekası için söylüyorum. Ve Sayın Devlet Bahçeli'ye de söylüyorum. Türkiye'yi bölme projesidir başkanlık sistemi. Örnek mi istiyorsunuz? 29 Mart 2013. Erdoğan bir televizyon programına katılıyor. Türkiye eyalet sisteminden korkmamalı diyor. Ve yine 2 yıl sonra 2023 yılında eyalet sistemi olabilir diyor. Hiç kimsenin, hiçbir siyasi liderin tuzağa düşmemesi lazım. Başkanlık sistemini kim istiyor? Sadece o değil. Abdullah Öcalan da istiyor. O da başkanlık sistemini istiyor. Kendi kitabı yayınlandı. Orada ifade ediyor. Eski yaşam alışkanlıklarını topyekun bırakmak gerekir. Neden? Çünkü bu bir rejim değişikliği olacak. Tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet ve 1950'deki çok partili hayata geçişten çok daha önemli, başarılı olursak yepyeni bir cumhuriyete geçeceğiz. Biz AKP'ye iktidarı altın tepside sunduk. Ne ev hapsi ne de af. Bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız. Başkanlık sistemi düşünülebilir. Ne zaman söylüyor bunu? 2013'te söylüyor. Kime söylüyor? Hükümet yetkililerine söylüyor. Başka? Yine başbakana deyin ki başkanlık modelini de hızlıca tartışabiliriz. Kim söylüyor? Abdullah Öcalan. Ne zaman söylüyor? 11 Ocak 2014'te söylüyor. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bir daha hatırlatıyorum. Hepimizin sorumluluğu var. Diyeceksiniz ki bunlar şimdi PKK ile kavga ediyor. Dün de kavga ediyorlardı. 10 dakika sonra barışırlar. 10 dakika sonra. Bana koltuğu ver, ülkeyi at ateşe. Ne önemi var diyor. Sonra çıkıp diyecekler ki bizi kandırdılar. Herkesin kandırdığı bir adam ülkede cumhurbaşkanlığı yapamaz. Herkesin kandırdığı bir adam. Olmaz. Olmaz böyle bir şey. Mustafa Kemal diyor ya, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyor. Payidar kalacaktır. Türkiye'nin bekası için, bayrağı için, vatanı için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Söz, sözüm sözdür.